Doğru ve 2014 yılından sonra hemen hemen bütün otomobillerde yani ağır vasıtalarda retarder olmasa da motor freni zaten var. Retarder üstüne ek bir elektronik sistem artı para ödeyerek alıyorsunuz. Fakat Dorse'lerde teknoloji olarak ABS fren sistemi geldiğinden bu yana bizim çekicilerimizde Dorse freni denen konu iptal oldu. İptal edildi. Şimdi bu arkadaşımızın ifadesinde diyor ki ben Dorse freni yaparak iniyordum. Dorse freni de ısındı. Şimdi muayenede TÜV'de Dorse freni olan bir arabaya zaten onay vermemesi lazım. Bir taraftan bunları da konuşmak lazım. Yani kaza inceliyorsak bunların hepsini konuşacağız. Siz iyi bir araba satın alıyorsunuz. Bir çekici. Bunun adına çekici deniyor. Halk arasında tır. Ama Dorse geldiğinde bunun adı tır oluyor. Bunu sakın unutmayın. Şimdi burada her türlü teknoloji var. Uykuya duyarlı teknoloji var, radarlı fren sistemi var, şerit takibi var. Ama bu böyle bir şey değil. Bu bambaşka bir şey. Bunun şu Dorse dediğin yerde 3 tane burada dingil var. Bu dingillerde fren sistemleri var ve bununla bazı kalitelilerde üçünde birden fren olabilir. Bazen sadece ortasındaki dingilde fren ve dağıtıcı sensörler olabilir. O kadar derin irtifası olan bir konu ki fren. O yüzden çok değerli. Yani siz dünyanın en iyi çekicisini alıyorsunuz. 100 bin euro veriyorsunuz. Orta kalem bir Dorse ile gitmeye çalışırsanız bu araba yolda kaza yapıyor zaten kendiliğinden. Dorse freni artık arabalarda yok. Ve kanunen olmaması lazım. Dorse freni bu lastiklerdeki ABS'yi iptal ettiği için zaten olmuyor. O yüzden de biz şunu anlatıyoruz. İyi bir çekici aldınız yetmez. Bir yol güvenlik planı ve bir sürüş saat planı ve bildiğiniz gibi dinlenme planı olmak zorunda.